S-400'ün efendim, tedarik çalışmalarının süreci devam ediyor. Bunlardan bir filosu geldi. Bir filo iki bataryadan ibaret. Bu iki batarya Türkiye intikaliyle tamamlandı ve bunların kuruluş aşamaları devam ediyor. Kuruluş derken yerleri bakımından değil. Bunların kuruluşu, bir kurulacak bunlar. Bunların testi yapılacak, bunların çalışması yapılacak. Personel eğitimi devam ediyor. Aralık sonunda bitmesi bekleniyor. Oradaki personelimiz şu anda Rusya'dalar. Onlar gelecekler. Onların bir öğretmen bölümü var. İlave eğitim alacaklar. O öğretmenler gelip Türkiye'deki personel eğitmeye devam edecekler. Ve kuruluş testleri vesaire yapılacak. Ve muhtemelen de bahar 2020'de burada gerçekten bu kurulum gerçekleşecek ve faaliyetler yürütülmeye başlanacak, çalışmaya başlanacak. Bu konuda çalışmaları sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Efendim, buradaki bildiğiniz gibi ikinci bir batarya için, ikinci bir filo için de yine ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını, görüşmelerini sürdürüyorlar. Buradaki asıl olan, esas olan konu da yine bizim bazı kriterlerimiz var. Bu kriterler çerçevesinde. Yani bu teknoloji transferi, ortak üretim, efendim bunların ortak ihracatı, efendim işte teknolojinin gelişmesi, modernizasyon vesaire. Bunlar yapılırken tabii bizim bir tarafta Hisar, diğer tarafta Siper, hava savunma sistemlerimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Bunlar da önümüzdeki dönemde inşallah bizim kendi milli ve yerli üretimimiz olarak ortaya çıkacak, silahlı kuvvetlerimiz hizmetine verilecek. Bir tarafta tedarik, S-400 tedariki, diğer tarafta da milli ve yerli üretim çalışmamız iki banttan, iki kulvardan devam ediyor. Diğer konularda olduğu gibi. Bizim bu S-400'ün getirdiği problemleri de yönetmek konusunda efendim, bütün taraflarla ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Çalışmalarımızı, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Buradaki bizim maksadımızın ve niyetimizin ülkemizi ve milletimizi savunmak olduğunu, bunun ardında herhangi başka bir aramanın olmaması gerektiğini, bizim bir NATO üyesi ülke olarak Amerika ile ve diğer ülkelerle efendim hocam ittifaklarımızın devam ettiğini, Amerika'nın bizim stratejik ortağımız olduğunu, stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket etmelerini beklediğimizi de tekrar tekrar bu görüşmelerde, konuşmalarda dile getiriyoruz. Efendim bizim artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil. Bu sistem var iken nasıl bir çözüm bulabiliriz? Olayları nasıl çözebiliriz? Bunun üzerine durmamız gerekiyor.